karbonda problem var. Karbonu tamir ediyoruz da elektriği etmemiştik. Bir de buraya bir miktar motor lazım. Metan lazım. Elma lazım. Ufaktan bir metan çıkarsak mı? Metanı buradan mı çıkarıyoruz? Yok. Metanı araştırmadık sanırım. Yo, metan araştırmışız. Metan. Metan gazı çıkarıcı tam bulduk. Alüminyum, bakır, alüminyum. Alüminyum. Metan nerede lan? Uranyum, metan. Peki. Üstüne mi koyuyoruz? Evet. 4 tane koyduk. Şöyle yapsak. Tamam. Buraya ne oldu? Çok dik. Peki, oraya bir köprü yapalım. Para var, huzur var. Niye yapamıyorsun? Mis gibi de yaptık işte. Köprü değil, viyadük yaptık, viyadük. Şimdi bunu buradan devam ettirelim. Buradan aşağı çekelim. Buradan sanayi tesislerine girsin mi? Girsin. Tamam. Buna bir miktar elektrik gerekecek. Elektriği de şuradan şöyle alsak. Ne yapamıyorum? Yol yok. Nasıl yol yok lan? Yaptık ya yol. Bu gaz çıkarıyor. Bu gazı kamyonla mı taşıyor acaba? Kamyonla mı taşıyor? Evet. Nereye götürüyor bunu? Yani sana nikahına götürüyor. Tamam. Güzel. Götürdüğü sürece problem yok. Şimdi depoya motorlar gelmiş. Metan yolda. Yeşil gelmiş. Elmamız kaldı. Elma. Bu elma yapıyor, evet. Bu da elma yapıyor. Bu da elma yapıyor. Bu yapmıyor. Bu ot yapıyor. Tamam. Şimdi bir miktar yaprak yapacağız. 3 tane yaprak yapılsın. Oradan gelen yapraklarla da burada sanırım elma yapılacak. Yo. Evet. Bak bu yaprağı üretiyoruz. Bu yaprağı sülfür ve kimyasal üretiyoruz. Yaprağa çeviriyoruz. Yani o gübreymiş yaprak dediği. Sonra gübreyi alıyoruz. Gübre, su ve oksijeni birleştirip sebze ve tekrar gübre oluşturuyormuşuz. Ama bu farklı tür bir gübre. Olur. Oluştururuz. Ne kadar harcıyor? 2 gübre harcıyor. 2 gübre sonunda yeni gübreden 2 tane oluşuyor. İlginç. Elimizdeymişken şunlardan da mı yapsaydık ya? Hadi şundan bir tane daha mı çeksek? Hadi çakalım. Ağda elektrik yok. Evet ya. Elektrik yok. Sarıyı yapamadığımız için şimdilik ben şu metandan elektrik üretme işini yapasım var. Güzel olur belki. Evet, metandan elektrik üretelim abi. Güneşten elektrik üretsek ne olur peki? Güneş enerjisi gibi bir şey. Bilemedim. Ya da o sarıyı çözene kadar gübreyi falan
Şu tek yön yol ve beton yolları araştırabiliriz. Hadi bakayım. Metandan elektrik üreteceğiz şimdi. Metandan ürettiğimiz elektrik verimli olursa etrafta gaz çok. Bitebilen bir şey mi bilmiyorum ama buradaki gazın hepsini ben elektriğe harcayabilirim. Koymaz bize. Bedavaya çıkıyor zaten. Bedava enerji abi. Bunların derdi ne peki? Sülfür mü bu? Sülfür yok diyor. Biz istekleri hiç bakmadık. Evet, sülfür miktarımızı artıracağız. Karbonu zaten artıracağız. Bir miktar da kimyasal artırmamız lazım. Şurada sülfürümüz var. Sülfürü şöyle artırsak. Sülfürü artırdık. Kimyasal artıracağız bir de. Kimyasal şuydu. Üçüncü yer yok. Şuraya yapsak şöyle. Olmuyor gibi. Şurayı bir büyütelim, burayı bir deneyelim. Oldu. Tamam. Kimyasalı artırdık. Buranın elması eksik. Burası elma üretmeye başlamış. Evet, üretiyor tek tük de olsa. İnsanların isteklerini hiç umursamıyoruz şu an bu arada, mutluluklarını falan. Yeter ki planımız işlesin diye düşünüyoruz. Ama 353 iş var, 428 nüfus var. Biraz ona güveniyorum. Birazdan bu işler arttığında, özellikle metan gazından sonra nüfus problem çıkarmaya başlar. Bir mahalle daha kurmamız gerekecek ya da bunları level atlatacağız. Metan gazı enerji santrali geldi. Bunu çok taşımaya gerek yok. Buraya bir yere kuralım diyorum ben. Bakalım olacak mı? Ürettiğimiz metan gazını nasıl artırabiliriz? Şuraya kurabiliyor muyum? Hayır. Tam üstüne istiyor illa. Tamam. Metan gazı 10 harcıyor, 250 megawatt üretiyor. 10 harcıyor. Bu kaç üretiyor? 1 üretiyor. 1. 10 tane bundan kurduğumda 40 megawatt harcayacak. Onu yakacağız. 250 megawatt üreteceğiz. Olabilir aslında ya. Böyle düşünce mantıklı geldi. Yapalım şuradan bir yol. Çakalım şuraya fabrikamızı. Olduğu kadarını üretsin. Evet, şu an üretmeye başladık. 640'a çıktık bir anda. En azından rüzgarın yetmediği kadarını bu üretir diye düşünüyorum. Ya bu %100 çalışmaz sürekli. Ama düşündüğüm yanlış çıktı şu an. Piyasanın ihtiyacı olduğundan fazla üretiyor. Keşke sadece eksik olan kısmı üretseydi jeneratör gibi. Daha iyi olurdu. Neyse, depolar dolu, çalışsınlar bakayım ya. Beton yol araştırması da bitmiş. Bizim şu sarılar birikiyor mu? Bilimler birikiyor. 3 tane birikmiş. Güzel, biriksin. Biz o ara diğer araştırmalarımızı yapalım. Sırayla gidiyorum zaten şu an, fark ettiğiniz gibi. Böyle gitsin. Ne gelmiş yeni mesela? Burada bir şey görmüyorum. Yollarda bir şeyler gelmiş. Normal yollar gelmiş. Ve şerit kavramı gelmiş. Sıkışan yerlere tek şerit falan yapabiliyoruz. Tamam. Başka da yok gibi.
Evlerin istekleri ne durumda? Ev aleti istiyorlar. Mesela ufaktan bu evlerin istediği teknolojileri araştırabiliriz. Onları da bu bölgeye yapabilirim mesela, ev teknolojilerini. Ya da hiç bulaşmayıp sanayiden de devam edebiliriz, düşüneyim. Sanayiden devam edelim. Ev elektroniği. Elektronik fabrika ama acayip nüfus isteyecek şu an. Neyse yapalım ya. Hadi yapacağım ben. Gözümü kararttım. İki tane işlemci fabrikası kurdum. Bakır değirmenimiz var. Ev aletleri fabrikası kuralım. İnsanlar onu istiyordu. Kur abi iki tane de ev aletleri fabrikası. Kök hücre laboratuvarı. Büyükmüş ha. Şöyle bir şey yapsak. Buraya sığar mı bilemedim. Şöyle yapsak sığar. Gel bakalım buraya. Evet. Al iki tane de genetik fabrikası. Siz istediniz, ben yaptım. Ne istiyor bu? Oksijen ve kimyasal istiyor. Yine mi kimyasal ya? Bu ne istiyor? Elektrik. Elektriğe hak veriyorum da. Diğerleri sıkıntılı. Güneş enerji santralimiz de gelmiş. Artık güneş enerjisi kurabiliyoruz. 50 megawatt üretiyormuş bir tanesi. Şu an gazla çalışıyoruz. Çok gerek yok gibi. Nüfusumuzun durumu da iyi. İyiyiz şu an. Bakalım eksiklerimize. Buzdolabı. Yani beyaz eşya, ev aletleri. 19 tüketiyormuşuz. 14 üretebiliyoruz. Yani şu an kurduğum fabrikalar yetmiyor. Nerede onlar? Kurmamışım ki lan. Yo, bunu bu işte kurmuşum, tamam. İki fabrika kurmuşum ve yetmiyormuş. Birkaç tane daha kurmamı istiyor. Kuralım. Madem bir kere başladık insanları mutlu etmeye, arsız olsunlar, kuralım. Var mı başka bir şey? Eksik yedik. Plastik fabrikası. Sanırım bundan kurmadık biz. Evet. Plastik istiyorlar. Plastik fabrikası kuralım. Bu çok lazım olan bir şeydi diye hatırlıyorum. 3 tane kuralım bundan. Burası da petrol isteyecek. Aynen. Bakalım. Çip yetmiyor ve petrol yetmiyor. Çip. Şuraya kuralım çip. Buraya sığar mı? Sığdı be. Helal be. Kim tutar bizi be? İşte. Hiçbir şeyimiz yetmeyecek değil mi bizim şimdi? Bakır yetmiyor. Demir yetmiyor, bakır yetmiyor, petrol yetmiyor, ham maddeler yetmiyor şu an. Ham maddelerin içinden geçiyoruz. Demir madeniydi. Buraya biraz ekleme yapalım. Demir ekleme yaptık. Ama elektriği yok. Şöyle yapalım. Bir de bakır ekleme yapalım. Bakıra da eklemesini yaptık. Petrol.
Ben yol yapınca etrafındaki petroller de kayboldu ha. Yolda yaparken de dikkatli düşünmek lazım. Şuradan elektriği çekelim yine. Tamam. Ne durumdayız? Dağıtım merkezi açılmış. Toplama merkezi açılmış. Dağıtım merkezi etrafındaki yere istediğimiz maddeleri dağıtıyor. Toplama da etrafından malzemeleri bir yere topluyor. Ne güzel açıkladım ha. Ama öyle. Yani çok bir olayı yok. Başka yeni gelen bir şey var mı diye bakıyorum. Yok gibi şu an. Şunlar gelmiş. Kapı falan yapıyoruz yolun üstüne sanırım. Ya da tünel mi? Ne lan bu? Çit kapısı, çit A, çit B. Fabrika falan yapmak için de olabilir. Şöyle yol kenarlarına mı yapıyoruz? Bilemedim. Neyse. Depolar gelmiş. Oksijen, petrol, su ve metan gazı için. Bilemedim gerek var mı? Metan gazı için gerek olabilir. Elektrik ürettiğimizden. Durumumuza bakalım. Depoları dolu. Ama yakında yetmiyor diye çığlık atmaya başlayacak elektrik. O yüzden ufaktan burayı bir güncelleyelim. Şöyle yapalım. Nasıl yol yok lan? Etrafın yol dolu. Gerekirse buraya da bir miktar daha gaz yaparız. Acaba tankere araçlar dolduruyor mu, sadece boruyla mı dolduruyorlar? Metan gazı tankı. Bakalım. Ben de merak ediyorum şu an. Ama buradan arabalar çıkıp buraya gitmediğine göre. Ya da otomatik çevresindeki gazı mı topluyor bu? O kadar bilemedim ki şu an. Arabalar buna gitmiyor. Demek ki hortum da toplayacak bu. Yapalım. Şuradan şuraya kadar ben bir döşeyim. Onu da buraya bağlayayım. Sanırım oldu. Burada hiç araç trafiği olmadan işleri halledebiliriz. Evet, bak direkt sıfır oluyor. Ama ne kadar biriktiğini göremiyoruz. Bu çok kötü. Ha, tıklayınca gördük, tamam. Dakikada 188 üretiyoruz. Akış hızımız 40. Boru hattımız da doluyor. Tamam, okey o zaman. Oha, ne oluyor lan? O nasıl bir düşüş? Neyse, burası iyi. Sıkıntı yok. 900 elektrik üretiyoruz. O da iyi. Var mı problem? Güzel. Orta Teknoloji Enstitüsü. Bilgisayar fabrikası. Artık bilgisayar üretebiliyoruz. Kuralım mı? Küçük sanayiden büyük sanayiye doğru mu geçiyoruz acaba? Bilemedim. Şöyle dışarı kursak. Bir tane kuralım. Nüfusumuza bakalım ne durumda. 439 kişi var, 444 iş var. Nüfusu artırmalıyız biraz sanki. İsteklerini verelim. Ev aleti istiyor. Ev aleti üretiyorum sanki ben. Evet, ev aleti çok üretiyorum. Ev aleti iş hallolur sizin. Gerçi ev aleti azalıyor gibi. Evet, azalıyor. Niye ki? Ev aleti ben üretiyorum. Hem de çok üretiyoruz.
Buraya birkaç tane tesis kurmam gerekiyor olabilir ya. Buraya bir dağıtma alanı falan mı kursak? Evleri daha hızlı dağıtır. Şu muydu o? Dağıtım merkezi, toplama merkezi. Buraya dağıtım merkezi lazım evleri dağıtabilmesi için. Bilemedim. Deneyelim bakalım işe yarayacak mı? Ama ne dağıtacak ki? Tüm alana ev aletlerini dağıtsın mesela. Storage 1000 olsun. Yani. Bakalım toplayacak mı kendisi? Bunu da görmüş olacağız. Burası niye olmadı? Evet, topluyor. Topluyor ve dağıtıyor. Ve bunu sanırım otomatik yapıyor. Araçla toplamıyor. Bu binayı yapınca otomatik topluyor. İyiymiş. Evlere ev aleti gider. Bunlar şimdi level atlar. Popülasyon işimiz çözülür. 485 oldu bile. Mantıklı geldi. Oksijen ve su içinde ben bunlara döşesem. Mesela oksijen borusu döşesek. Şöyle bir döşesek. Ha. Böyle de bir döşesek. Şöyle de bir döşemeye gerek yok. İki tarafa da bağlanıyormuş. O zaman ortadan bir döşeyelim. Bir miktar şuradan döşeyelim. Bir de buradan döşeyelim şöyle. Hepsi bağlandı. Burada bağlanamayanlar var gibi. Tabi sular zaten bağlanamıyor. Oksijenler bağlandı. Tamam. Çok mantıklı oldu bu. Şuradan bir döşeyelim. Buradan bir döşeyelim. Suyu da öyle yapalım o zaman. Niye döşeyemiyoruz? Niye kırmızı oluyor bu? Niye kırmızı oldu şimdi? Bir şey yanlış mı yaptık? Dur bakayım. Bu boru olmadı. Şimdi oldu. Tamam, su ve oksijeni ayarladık. Direkt fullendiler gibi zaten. Onun üzerinde olduğunda çok iyi demek. Bir ev aletleri kalmış. Ev aletleri de geliyor yani. Acele etmezseniz geliyor. Hayatta kalma öğünü azmış. Şu yemek az geliyor. Depoları da boş. Demek ki harbiden az geliyor. Tamam. O zaman hayatta kalma öğünü çakalım. Şöyle yapsak. Olur gibi. Şundan. Beş tane çaktık. Tabi suyumuz yok dediler hemen. Bunlar da döşenmek istiyor. Baksana. Size de döşeyelim. Rahat olun. Bir de şuradan döşedik mi? Hatta buraya kadar döşeyelim. Herkes suyunu alsın burada. Bak bak nasıl yıkanıyorlar. Suyu bol buldular ya. Hadi bakayım.
Uzay gemisi inşa fabrikası falan keşfettik bu arada. Elektrikte trafo merkezi gelmiş. Bundan bir tane kurduk mu komple buraya elektrik veriyor. Bu çok güzel bir alet. Mesela bunu buraya kurduğumuz zaman her şey çok güzel olacak. Gördüğüm kadarıyla. Ya da ortaya bir yere yaptığımızda daha muhteşem olacak. Şöyle yapabiliriz ya. Tabii şöyle yapalım. Çok gereği yok şu an bunun ama yapmış bulunduk. Burada ne eksik? Suyumuz eksik. Bakıyoruz hemen. Yalan söylüyor diyoruz hemen. Suyun eksik olamaz. 168 üretiyoruz, 127 tüketiyoruz. Birazdan gelir suyu. Bu neyin eksikmiş? Bunun neyi eksikmiş? Mikroçip. Mikro çip. Mikroçipi kim üretiyor bizden? Mikroçip fabrikası. Evet, biz bunu kurmadık. Eksik olmasını doğa karşılıyoruz o halde. Buraya da bir trafo elektriği bağlasak. Şöyle. Bunları koparsak. Olmazmış. Tüm sanayinin elektriğini kestim biraz önce yanlışlıkla. Şimdi bağladık. Şehrin bu tarafına elektrik nereden geliyor? Direklerden. Tamam. Dört şeritli yollar falan açıldı bu arada. Var ya. Çok ilginç şeyler açıldı şu an. Tüm haritaya şu an petrol borusu, su borusu falan bir şeyler döşeyesim var. Ben şöyle devam edeyim. Araştırmaları sırayla yapmaya. Biz karbon yapacağız diye kıçımızı yırttık. Karbona gerek kalmadan ilerliyoruz şu an. Hatta seçtim bak hepsini. Tüm araştırmaları seçtim. Oldu o kadar. Bakıyoruz. Bilgisayar 8 üretiyoruz, 11 lazım diyor, yetmiyor. Yani bilgisayar yetmez. Daha mikroçip bile üretmiyoruz. Bilgisayar nasıl yetecekse. Şöyle yapalım bak. Mikroçip üretelim. 3 tane. Yanına da bir tane daha bilgisayar üretimi koyalım. Evet, böyle daha mantıklı. Buranın suyu yok. Suyu yok diye çırpınıyorsun. Nasıl su yok ya? Zorla döşetecekler ha. Döşüyorum. Döşedim. Artık suyunuz var. Çelik iyi üretiyoruz. Çok harcamıyoruz da çelik iyi. Bundan eksik. Kum mu bu? Kum eksik. Kum çıkarıyoruz. Büyük madenleri de daha açamamışız. Kum. Al sana kum. Eksik olmasın hadi. Normal yollar, otobanlar, süper otobanlar. Beton yol. Aa, güzel ya bu. Yolları upgrade edebiliyor muyuz ya? Yolu değiştir. Yolun yönünü değiştir. Kavisli yol. Upgrade gibi bir şey yok sanırım. Yolu sıfırdan yapmamızı falan istiyor. Yapmıyor. Yolun değiştir diyeyim bakayım ne olacak. Bastım. Şu an sağdan gidiyorlar. Bir daha bastım. Şu an yine sağdan gidiyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Yönünü değiştir dedim. Hiçbir şey fark etmiyor.
Şu yollarla etrafı döşeyebiliriz ya. Bu yollar tıkanmaz. Çok güzelmiş. Kargo teleferiği geldi. Uzay gemisi inşaat fabrikası. Yani bunu bile kurabilecek kapasitedeyiz şu an. Kuralım o zaman. Kurdum. Sonunda Antares'teki onarım çalışmaları başlayabilir. Yolcular evlerine dönmenin mutluluğunu yaşayabilir. Tamam. Ne istiyorlar? Uzay gemisi modülü istiyorlar. Üretip buraya götürmem lazım. Peki.